Türk ve Kürt'ün birbirini sevmesi farzdır. Parti Genel Merkezi'nde Ziya Gökalp sempozyumunda konuştu ve bu açıklamayı yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli. Hafta başında grup toplantısındaki tarihi çağrısının ardından birlik ve beraberlik mesajları verdi. Terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ'a yapılan alçak saldırıya da çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, PKK yaşayan her canlının düşmanıdır dedi. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasetin gündemini değiştiren tarihi Öcalan çağrısının ardından ilk kez konuştu. Türklerle Kürtler bin yıllık bir ortak din, ortak tarih ve ortak coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlardan birleşmişlerdir. Bugün ise ortak düşmanlar ve ortak tehlikeler karşısında bulunuyorlar. Bu tehlikelerden ancak ortak bir kararlılıkla kurtulabilirler. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Ziya Gökalp sempozyumunda konuştu. Terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a düzenlediği hain saldırı gündemindeydi. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Bahçeli sözlerini başaramayacaksınız diyerek sürdürdü. Teröristler ile onların üzerimize salan muhasım unsurlar sonuç alamayacaklar. Türkiye'yi geçemeyecekler. Bölgesel çatışmalara da dikkat çekti. Bahçeli provokasyonlara karşı da uyardı. Adım adım vatanımıza ulaşacak, musallat olacak Davut koridorunu aktife etmek için fırsat kollayanların ABD destekli İran saldırısı ara bir istasyondur. Siyanist terör çetesi Anadolu'yu çevrelemek maksadıyla üzerimize gelmeyi planlıyorlar. Bunun için istihbarat tezgahlarına, kapalı devre oyunlara ve işbirlikçi tahriklere müracaat ediyorlar. Lütfen uyanık olalım. Birbirimizden kopmamız projelendiriliyor. Sözlerini terörle mücadelede kararlılık mesajlarıyla noktaladı. Yeni yüzyılda terörsüz Türkiye, hep beraber ve el ele ulaşacağımıza inanıyorum.